Tepeye kadar geldik. Of. İneyim aşağıya. Hava kararıyor. Ama tepeye geldik. Dağın tam tepesi. Bulutlar bile bizim seviyeden gidiyor. Bulutlar bile oksijen azaldı. Şöyle oldu be. Bak. Bütün narların altından başladım. Buraya kadar full 5'ti. Buraya kadar destek verdi. Hiç kapamadım. Kapasam kalırım zaten. 2'ye düştüm. 5 çizgiydi. Zaten bayağı sürdük. Buradan bir şeyler oluyordu. Ama bazen kapattım. 1,5 saattir dimdik yokuş çıkıyor diyor ya. Bir arada kapattım tabii onu. Arada bir kapatıyor. Artık inme vakti. Oh! Ateş yapmışlar bak. Oradan da ateş yapmak yasak esas. Orada ateş yanıyor. Avcılar yapmış orada. Avcı mı artık? Vay be, sırf orman be. Kapkaranlık. Tepeler buralar yalnız. Bir saatte ineriz yani, iniş bile kendine bir saat. Bile iyi dayandı valla. İnanmadım ama. Sıkı tutuyorum. Hızı sabitliyorum. Siz tabi böyle bisiklet binerken çekmeyin, ben eskiden beri bindiğim için ve sağ tarafı tutuyorum, dikkat edin, arka fren. Önden tutup sağa tutsam yapışırım. Zaten bu hızda ve böyle bozuk bir yolda ön fren kullanılmaz. Ön fren durmak için değil, yavaşlatmak içindir. Arka frende iniyorum zaten, eli frenle, fren de bozuk. Belli bir hızı sabitleyip yavaşlata, bir de hızı yavaşlamam yok. Ani ya, direksiyonu sıkı tutup yavaş yavaş, otobüs gibi yavaşlatacaksın böyle. Bak görüyor musun, arada boşluk oldu mu hemen kap kitle. Burada kapatacağız kamerayı. Bak çok açıktan alıyorum. Dipten almıyorum. Düşerim yoksa elle. Motosiklet de sürdüğümüz için, motorcu olduğumuz için onun gibi konumlanıyoruz. Oh. Bak şuradaki ayar, fren ayarı gerdirdim. Mesela onu da normalde mesela bisiklet, bak şurada tutsam bisiklet kayar dururdu. Durur yani. Yani o sabit değildir. Çünkü yokuş aşağı indiği için, hızlandığı için esneme payı veriyor. Bak sağ elle tutuyorum. Ondan hep frende bak. Frensiz inmiyorum. Kontrollü frenle hafif kastırıp ve otobüs gibi frenleterek açıktan ağır ağır döndürttürüyorum. Şimdi orayı da gerdirdim mesela. O yarıya bile gelse zınk diye duruyordu ama öyle bir arada bir hızlanıyor ki mesela hafif sıkıyorum, önünü kullanmıyorum şu tabii fazla. Sıktığım an yani sona gelecek neredeyse, esneterek hızlandım, yavaşlatıyor. Yani ağır ağır. Ama onda da tehlike. Mesela bir çamur veya bir boşluğu yakaladığı an şak dar kitler. Onun için onun ayarını açtım. Sertliğini tam gene böyle orta seviyede ayarlattırıyorum. Tam sıktığım an artık sona geliyormuş gibi, yani buraya değme değil ama kitlemeye yakınma kastırmayla o
gelen torku kaybedemiyor gibi ön frene destek çaktırıyorum. Ama ön freni hemen bırakıyorum sonra. Torku sabitledikten sonra ön freni hemen bırakıyorum ki arkayla kontrole devam edebileyim. Arka durmak içindir, ön yavaşlamak içindir. Ama böyle tabii yokuş aşağı böyle bir yolda durum farklı. Biraz daha çok arkayı kullanıp önü ara ara acil imdat freni gibi kullanacaksın. Yani bu sıkacaksın. Bundan 2-3 birim sıkıyorsan sol önden 1 birim sıkacaksın. Dengeleyeceksin. Sağdan 3 ise soldan 1 gibi. Gerektikçe vereceksin. Zıpladığı an havada kitler yoksa. Fazla da hıza gerek yok. Oh be. Ulan ne esiyor, ne esiyor. Var ya bir 2 saatte biz ineriz biz. Ya buraları bak. Şeyle çıktık ya. Elektrikli bisikletle. Görüyor musun bak havada tek elle kitleyip. Havada bak kitleyecek. Nasıl boşaltıyorum tekrar yumuşattırıyor. Şey. Tabii önümüze bakacağız bir de en önemlisi. Bir saatliğinde buralara elektrikliyle elektrik desteği olmadan hayatta gelmez. Nasıl geldi bilmiyorum ya. 5'te pili 2'ye düştü ama 5'ten iyi dayandı. Allah Allah kuşun sese bak. Nasıl bir kuş o ya? Oo bak daha aşağılara dönecek. Ait. Sıktır. Öte çomurlu. Böyle bak durmaya çalışmıyor mu o virajda? Öyle dursan tork binip ön tekere bindirecek ağırlı. Kastırtmayacağım. Hani böyle balon şişe patlayacak gibi olur ya. Oraya kadar dayatmayacaksın torku. Frenin o bir üstüne binen yükü bisiklette. Eğer bir öne de biniyorsa dağıtacaksın arkaya filan. Gevşeterek gideceksin bisiklette. Hiç olmadı yol bulacaksın öyle. Açıyorsun. Hop salayım mı? Öyle bir anda salayım mı diye gaza gelmeyeceksiniz. Salsam anında kopar gider. Pap pap. Evet. Ne güzel. Oh be ne güzel hava ya. Daha var ya. En tepesine çıktık bu. Bak nasıl açıktan alıyor. Bak bak yavaşlatıyorum. Duruyor gibi. Oo. Yani bak bunun o mantığı öyle tekerle kullanılmaz tabii de. Öyle yakından girip ön frenle girip birle bile süratin biri bile olsa düşersin. Bilip girersen bir aşeleri var yerde. Oh. Allah Allah. Ayımız da burada. Oh. Bak mesela hızlanıyor. Frene basıp hemen yavaşlayayım, kurtulayım bu stresten demiyorum bak. Hep kastıra kastıra sabit bir ivmeyle yavaşlandırıyorum. Bak ya öyle kontrollü bir şekilde otobüs gibi. Yoksa hızlandı ben biraz yavaşlayayım diye biraz asılsam kaydıracak. Yani normal bu. Lan fren pabucu ısındı ha. Öyle bindim ki frenle. Tek elle tutuyorum ondan. Bak bak dik gireceğim böyle yerlere. Hava karardı. Şuraya bakın. Bu iPhone çekerken biraz ışığı açıyor da ondan yine aydınlık gözüküyor. Işık derken yani kontrastı parlatıyor. Yol bozuktur ha.
Oh, buraya yeni geldik. Buradan da gittik yukarı. Bak fren o kadar, bak yarıda kilitleyen fren. O torku yemeyle bak sona değeceklerdi işte. Öyle bir frenleyebiliyor. Fazla da sıksan kaydıracak. Bak bu kaçtık, bir kaçtık. Ooo, çete var be. Dört tane. Bunlar dağda geziyorlar yani. Domuz da çıkıyor burada çok ha. Bilginiz olsun. Karşıda deniz görünüyor. Hadi gözümüz aydın. Denizi gördük en azından, ormanla. Biraz açıldı. Bak hızlanıyor. Hemen. Hafif. Bıraktım mı kopup gidecek. Otobüs gibi kontrollü falan. Öne hiç dokunmuyorum bile. Oh be. Oh, daha şeye geldik. Bakalım. O kadar indik. Buraya kadar gelebilirim. Nere bu? Deniz öyle. Vay be, ulan karardı. İyi ki bisiklette işte. Işık var ya. Bir de ön far, arka far. Gece kalsak önümüzü görürüz. O dinamolarda yavaşlıyorsun. Yavaşladıkça ışığın amperi düşüyor. Işık vermiyor. Tam tersi taşa falan. Bir de emniyetli değil. Pata 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 pata. Bak. Tık 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 tık. Ah. Dönen. Ne var ya, bıraktırmadı. Gidiyor. Bakın şehir. Ben kamerayı tutuyorum. Kameraya bakmıyorum. Evoluyuma bakıyorum yalnız. Ondan alakası değil de çekiyor olabilir. Şöyle durduk. Bu dağ buradan böyle bir yokuşları çıktım ya, motor gücü 5'le. Yani yine öyle bir rahat çıkmıyorsunuz yani, yeni yokuş çıkıyorsunuz, yoruyor bisiklet gibi. 45 Newton metre tork varmış onda. Isınıyor da yalnız anladığım kadarıyla belli bir şeyde. Arada bir mesela yavaşlatıyorum, duruyorum bilerek. 10 saniye, 30 saniye yükleniyor. Bak bak nasıl koptu. Hemen frenle. Otobüs güzeldi. Evet. İnerken çok güzel gidiyor ya. Kendi gidiyor ya. Bir de amortisörlü ön taraf. Sırtından iniyoruz. Vay be. Freni sonuna kadar indiriyorum, arkadan indirmesiyle kopuyor gidiyor. Buradan sonrasında arkadaşlar kapatacağız. Daha var çünkü aşağıya iniş.